Melek'te yemek kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz kesinlikle yoğurmadan, hiçbir şekilde hamur tutmadan, kolumuzu, bileklerimizi incitmeden arkadaşlar çok güzel böyle pufuduk pufuduk delikli ekmekler yapacağız. Hepinize iyi seyirler dilerim. Şimdi ekmeğimizi yapmak için 3 su bardağı unum var. Unumun üzerine 1 tatlı kaşığı kuru maya koyuyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı arkadaşlar şeker koydum. Kullanmış olduğum şeker esmer şeker olduğu için arkadaşlar maya ile karıştırmayalım. Hemen hemen ikisi de aynı renk. 3 yemek kaşığı da zeytinyağı kullanıyorum. Ve üzerine de 1 su bardağı ılık su koyuyorum arkadaşlar. Kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü 300 milimlik arkadaşlar. Klasik su bardakları değil. Biraz daha büyük olan. Eğer ki klasik bardak kullanacaksanız 1,5 su bardağı su yapıyor, ılık su yapıyor arkadaşlar. Ve cıvık bir hamur elde ediyoruz. Kaşıkla yoğurarak gördüğünüz gibi cıvık elimize yapışan, elimiz değdiğinde yapışan bir hamur. Ama kaşıkla karıştırmaya devam ettiğimiz zaman arkadaşlar içindeki gluten oranı ortaya çıkacağı için çok güzel yapışan birbirine hamur elde ediyoruz. Çok yumuşak, çok da bereketli bir hamur elde etmiş oluyoruz arkadaşlar ve sonunda ekmeklerimiz olmuş olacak. Şimdi bunu birinci aşama arkadaşlar yaptım ve bunu yarım saat dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda tekrar bir daha yoğuracağım. İsterseniz ekşi mayadaki ekmeklerde olduğu gibi elinizi şöyle ıslatarak hamurların kenarından koyarak katlama şeklinde yapabilirsiniz. Ya da normal bir şekilde hamur yoğurur gibi de yoğurup tekrar bir daha kapatabilirsiniz. Şu anda bu birinci aşama. Birinci aşamada yarım saat geçmesine rağmen oda ısısı da iyi olduğu için arkadaşlar, havalar sıcak olduğu için hemen maya kendine geliyor. Ara ara sık sık da elinizi suya batırın arkadaşlar, elinize yapışmasın. Şöyle katlama yaptım ben. Dilerseniz de yoğurabilirsiniz. Bunu katlama yaptıktan sonra zaten birinci katlamada göreceksiniz mayalar aktif hale geldiği için ekmekleriniz baloncuk baloncuk kabarmaya başlayacak. Kendine gelen ekmeğin tekrar bir daha üzerini kapatıyorum. Bir yarım saat daha mayalandırıyorum değerli arkadaşlar. Şimdi yarım saatin sonunda tekrar bir daha kendine gelen hamurum arkadaşlar. Tekrar bir daha elimi aynı şekilde ıslatarak şöyle parmaklarım aralarına da ıslaklık vererek arkadaşlar tekrar bir daha katlıyorum. Ve gerçekten kadife gibi çok güzel pürüzsüz bir hamur elde etmiş oluyoruz. Bu aşamada dilerseniz unla da yapabilirsiniz. Dilerseniz yağ ile de yapabilirsiniz. Ama ben en iyi sonuç ekmek katlamalarda ve dönüp dönüp ekmek yoğurmalarda suyla alıyorum arkadaşlar. En iyi sonucu suyla alıyorum. Ama sizin için hangisi uygunsa onu tercih edebilirsiniz. Şimdi tekrar bir daha katladım. Ve üzerini kapatıyorum. Bu sefer de 10 dakika mayalandırıyorum arkadaşlar. Çünkü çok hızlı kendine geliyor artık. Tezgahımı, hamurumu dökmeden önce şöyle güzelce un eliyorum. Bu son aşama ve tekrar bir daha üzerine de unu eleyip arkadaşlar artık ekmek yapma aşamasına getiriyorum. Şöyle tasımı ters çeviriyorum ve kendiliğinden hamur düşüyor. Eğer düşmese de sıkıntı değil. Elinize bunu alabilirsiniz değerli arkadaşlar. Islayarak yaptığım için de hiçbir şekilde yoğurma kabıma bulaşmadı. Ve bunu bu arada tekrar bir de katlama yöntemi hiç yapmıyorum artık arkadaşlar. Keserek kesip fırın tepsisine koyuyorum ekmeğimi. Ve şu anda kullanmış olduğum arkadaşlar kesme bıçağımı da ara ara unluyorum sık sık. Hamurum çok cıvık olduğu için çok sık yapışıyor bıçağa. O yüzden de arkadaşlar katlayarak bir tanesini ikiye bölüp toplamda 4 tane ekmek elde ettim. Dilerseniz bunu daha küçük yapmak istiyorsanız 6'ya bölebilirsiniz. Daha da büyük yapmak istiyorsanız değerli arkadaşlar 2'ye bölüp yapabilirsiniz. Hiç dokunmak istemiyorum, direkt olduğu gibi fırına vermek istiyorum diyorsanız da 3. aşamanın sonunda ekmeğinizi fırın tepsisine, hamurunuzu fırın tepsisine döküp katlayıp arkadaşlar normal ekşi mayada olduğu gibi fırına verebilirsiniz. Şu anda tekrar bir daha üzerine arkadaşlar un döktüm. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine arkadaşlar yarım saat mayalanması için fırın tepsisine koyuyorum ve yarım saat mayalandıracağım burada. Hamurun üzerindeki fazla unları arkadaşlar esikleyerek onları da uçuruyoruz oradan. İsterseniz elinizde bir fırça varsa fırçayla da yapabilirsiniz. Şimdi hepsini koydum tepsiye ve yarım saat tepsi mayası veriyorum değerli arkadaşlar. Yarım saatin sonunda gördüğünüz gibi ekmeklerim iki katına çıktı. Önceden ısınmış olan 180 derece fırında arkadaşlar yarım saat pişiriyoruz. Önceden ısınmış 180 derece fırınımızda yarım saat pişiriyoruz değerli arkadaşlar. Ve pişmiş olan ekmeklerimiz hazır gördüğünüz gibi. Soğuması için, daha güzel içindeki buharların da çekmesi için arkadaşlar fırın ızgarasının üzerine koyuyorum. Ve burada bir saat dinlendiriyorum.
Hemen sıcak sıcak kestiğimiz zaman arkadaşlar bu çan değdiği yerdeki hamurlar gene geri hamurlaşıyor. Delik delik sünger gibi olmuyor. Bunu önlemek için oda ısısına gelmesini bekliyoruz. Ve oda ısısına gelen ekmeğimizi de gördüğünüz gibi içini göstermek için size gösteriyorum. Bakın arkadaşlar siz de gördünüz katlama yöntemiyle çok güzel şekilde kaşıkla yoğurarak ve hiçbir şekilde hamurumuzda kendi olduğu gibi nasıl kestiysek aynı şekilde fırın tepsisine koyup böyle delikli çok güzel tereyağı sürmeli ekmekler elde ettik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Bay bay.